Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Televizyonu'ndan mutlu haftalar. Çomu Panorama programının yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Ben Serkan Şimşek. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akademik ve idari personeli kurum içi bayramlaşmada bir araya gelerek Çomu ailesinin bayramını kutladılar. Bayramlaşmanın detaylarını izliyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akademik ve idari personeli Troya Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurum içi bayramlaşmada bir araya geldi. ÇOMÜ Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat'la ÇOMÜ'lü idarecilerin ve akademisyenlerin katıldığı bayramlaşmada Rektör Profesör Doktor Sedat Murat bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımda selamlıyorum. Sevgilerimi arz ediyorum. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. ÇOMÜ'nün her zaman bir bayram havası içerisinde böyle nice mutlu günlerde bir arada olmasını, yani her günümüzün bir bayram havası içerisinde geçmesini Allah'tan diliyorum. Profesör Doktor Sedat Murat, ÇOMÜ ailesinin bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında bu tür buluşmaların kurum kültürünün gelişmesinde önemli yeri olduğunu belirtti. Bayramlaşma ikramla sona erdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiyeliler Buluşması geçtiğimiz günlerde yoğun bir katılımla gerçekleşti. ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunlar Buluşması etkinliği Cemil Meriç Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte fakültenin ilk mezunlarından olan ve fakülteyi birincilikle bitiren Cennete Üstemel mezunlar adına konuşma gerçekleştirdi. Program yaşamını yitiren öğrenci Samet Boztepe'nin ailesine belge sunumu, ilk emekli personele plaket takdimi ve anı defteri yazılmasıyla devam etti. Programın ikinci bölümünde pilav ikramı, fidan dikimi ve müzik dinletisi gerçekleşti. Acil Tıp Temel Yaşam Desteği ve İlk Yardım Uygulamaları Eğitimi, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Okan Aktur tarafından gerçekleştirildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Troya Kültür Merkezi'nde Acil Tıp Temel Yaşam Desteği ve İlk Yardım Uygulamaları Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime ÇOMÜ'lü idari personel ve öğrenciler katıldı. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Okan Aktur, dünyada ve ülkemizdeki acil tıp sistemleri hakkında bilgi verirken temel yaşam desteği ve ilk yardım uygulaması hakkında eğitim verdi. Eğitim, katılımcıların maket üzerinde temel yaşam desteği ve ilk yardım uygulamalarıyla sona erdi. Enerjisa Üretim'in sponsorluğunda ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Rüzgar Günü etkinliklerinde sektör temsilcileri ve üniversite öğrencileri bir araya geldi. Yoğun geçen etkinliğin detaylarını izliyoruz. Enerjisa Üretim'in sponsorluğunda ve ÇOMÜ ev sahipliğinde düzenlenen Rüzgar Günü etkinliklerinde sektör temsilcileri ve üniversite öğrencileri Çanakkale'de bir araya geldi. Etkinlik kapsamında yenilenebilir enerji sektöründen temsilciler, akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelerek rüzgar enerjisi, yeni teknolojiler ve enerji bağlantılı konular üzerine bilgi alışverişinde bulundu. Toplantı Rio projesinin takım liderinin yaptığı sunumla devam etti. Etkinliğin ikinci gününde İnsan Kaynaklarının Dönüşümü ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın Yenilenebilir Enerji İstihdam Piyasası Analiz Raporu sunumu yapıldı. ÇOMÜ bünyesinde bulunan Dardanos yerleşkesi uzun yıllar önce kurulan sosyal bir tesis olarak faaliyet gösteriyor. Yerleşke otel, restoran, piknik ve mesire alanı gibi pek çok hizmeti de ziyaretçilerine sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde kadın yöneticilerin isteği ve Kule Sanat Atölyesi'nin gönüllü desteği sonucunda Dardanos Yerleşkesi iyileştirme çalışmaları bünyesinde duvar boyama projesi gerçekleştirildi. Projenin gelişme sürecini, koordinatör ve gönüllü öğrencilerin deneyimlerini sizler için derledik. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi ve Kule Sanat Atölyesi işbirliğinde Dardanos Harikalar Diyarı'nda projesi gerçekleştirildi. 25 gönüllü öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Dardanos Yerleşkesi'nin güzelleştirilmesi ve katılım sağlayan kişilerin kendilerini geliştirmesi hedeflendi. Dardanos Yerleşkesi iyileştirme çalışmaları bünyesinde duvar boyama projesi gerçekleştirildi.
Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ebru Özlem Korkut Ata, Müdür Yardımcısı ve Peyzaj Yüksek Mimarı Fatma Çetinkaya ve yerleşkede resepsiyonist olarak görev yapan resim öğretmeni Songül Yanar'ın ortak fikriyle başlatılan çalışma büyük bir beğeni topladı. Çanakkale İl Orman Müdürlüğü tarafından Dardanos Yerleşkesi'ne sağlanan 2000 lavanta fidanı desteğinin Temmuz ayında festival etkisi yaratması bekleniyor. Nacizane hepimiz oturduk, duvarları nasıl boyayabiliriz, bunun bütçesi nasıl ortaya çıkabilir diye. Bu arada resepsiyonist Songül Yanar arkadaşımız, resim öğretmeni aynı zamanda, yakın öğrencilikten gelen dostlarının Kule Sanat Merkezi'nin sahiplerinle bizi tanıştırdı. Onlar da lise öğrencileri, yani Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini bu projeye dahil edebileceklerini söylediler. Biz onlara duvarlarımızı verdik, boya malzemelerini, fırçalarını aldık. Onlar da bize emeklerini sundu. Ben de şunu söylemek istiyorum. Böyle bir projede yer almaktan çok mutluyum, çok keyifliyim. Amirlerime de çok teşekkür etmek istiyorum. Burada biz fikirleri sunduğumuzda işletme yönetimi bize destek oluyorlar. Bu konuda işletme müdürümüz Ebru Özlem Korkut Ata hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımız da kendi bilgi ve becerilerini bizimle paylaşıyorlar, destek oluyorlar. O anlamda hep birlikte güzel işler başarıyoruz. Daha da işler yapacağız. Çomu Terzioğlu Yerleşkesi içerisinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Adamlar grubunun konseri hayat buldu. Çok sayıda öğrencinin katıldığı konserde Adamlar sevenleriyle buluşarak eğlenceli dakikalar yaşattı. Enerjisel Rüzgar Günü etkinlikleri kapsamında Çomu Terzioğlu Yerleşkesi Ösen Binası önünde Adamlar grubunun konseri gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde gerçekleşerek geceye renk katan konsere ilgi yoğun oldu. Konser alanına erken saatlerde gelen öğrenciler ise DJ performansıyla eğlendiler. DJ sonrası Adamlar sevenleriyle buluştu. Coşkulu geçen konserde kalabalık şarkılara eşlik etmenin tadını çıkardı. Yüzlerce öğrencinin konser alanını doldurması üzerine ise ortaya renkli ve sıcak görüntüler çıktı. Bu hafta Çomu Panorama programından aktaracaklarımız bu kadar. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.